Uzman klinik psikolog Ecem Ozan çocuklarını uyum eğitimine gönderecek velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Ozan okulun tanıtımında anne babaların çocuklara karşı dürüst olmalarını istedi. Öncelikli olarak aslında okuldan önce bir hazırlık gerekiyor. Bunun için özellikle ailelerin okulla ilgili çocuklarına her şeyi anlatmaları gerekiyor. Hani okulu bir harikalar diyarı olarak tanıtmak yerine okulda ne yapacağını, kimler olacağını, sınıf arkadaşlarını, öğretmenini, okulda ne gibi etkinlikler, ne gibi dersler göreceğini anlatmaları gerekiyor. Onun haricinde özellikle birinci sınıfa başlayanlar için aileler kitaplardan, hikayelerden yararlanabilirler. Ama okul aşamasına gelindiği noktada ben hep şunu söylüyorum, kaygı bulaşıcı bir şey. Anne ve baba kaygılı olursa bu çocuğa da yansıyor. Ve doğal olarak çocuk şunu düşünüyor, diyor ki annem ve babam kaygılıysa ben güvenli bir ortamda değilim. Bu yüzden dolayı öncelikli olarak anne ve babanın rahat olması gerekiyor. Daha sonrasında çocuklarına her ne olursa olsun dürüst olmaları gerekiyor. Okulda kaç saat kalacağını, çocuk okuldayken annenin ve babanın nerede ne yapıyor olacağını, çıkışta kimin alacağını ve saat kaçta ya da zaman kavramı öğleden sonra, işte öğle yemeğinden sonra gibi seni alacağım şeklinde dürüst ve açık olmaları gerekiyor. Genellikle çocuklarda şu da görülebiliyor, okul korkusu görülebiliyor ve bu okul saati yaklaşmadan başlayan bir karın ağrısı gibi, işte baş dönmesi, mide bulantısı gibi fiziksel semptomlar oluyor. Ve tabii ki de aileler burada çocuklarına karşı anlayışlı olmadıkları takdirde çocuklar daha çok okula karşı bir soğuma hani gerçekleşiyorlar, soğuyorlar okuldan ve bu yüzden dolayı okula gitmek istemiyorlar ve tabii ki de bu ileriki hayatında da her okula gidişinde ister istemez bir uyum sürecinde zorluk yaşatıyor. Çocuklarına nasıl anne baba işe gidiyorsa bunu bu şekilde söylemeleri gerekiyor. Biz nasıl işe gidiyorsak senin de okula gitmen gerekiyor. Sen bu saatler aralarında okulda olacaksın ve biz bu saat aralığında işte olacağız veya evde olacağız şeklinde. Hani bırakıp kaçmak değil de zaten orada anne ve baba öğretmenlerle de aynı şekilde işbirliği içinde olmalı. Bu yüzden dolayı da çocuk zaten anne ve babanın öğretmeniyle iletişimde olduğunu gördüğü noktada kendisini daha rahat hissediyor. Diyor ki evet annem ve babam, her kimse ya da babaanne, dede hiç fark etmez, öğretmenimle iletişimde. Yani her an ailem benden haber alabilir diyor.